Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri, Fen Bilimleri dersinden birinci dönemin ilk yazılısıyla yine sizlerle beraberim. Yazılı sorularını internette öğretmenlerin hazırladığı sorular içerisinden seçerek aldım. Her zamanki gibi yine videoyu durdurup önce kendi cevaplarınızı yaptıktan sonra benimkiyle karşılaştırırsanız daha iyi olur. Hiç vakit kaybetmeden başlıyorum. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları kutucuklardaki uygun kavramlarla doldurunuz diyor. Hemen birinci soruyu okuyalım. Yer kabuğunu inceleyen bilim dalına nokta nokta fosilleri inceleyen bilim dalına nokta nokta denir. Yer kabuğunu inceleyen bilim dalına jeoloji deniyor sevgili öğrenciler. Şuradan çiziyorum ve buraya yazıyorum. Jeoloji. Fosilleri inceleyen bilim dalına ne diyorduk? Paleontoloji diyorduk. Hemen yazalım. Paleontoloji yazdık. İkinci sorumuz kayaçların farklı yapıda olmasını sağlayan yapısındaki nedir? Minerallerdir. Minerallerdir. Sözünü, sözcüğünü buraya koyalım. Üçüncüsü nokta nokta nesli tükenmiş canlılar hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Nedir bu? Fosiller. Evet. Fosiller yazalım üçüncüye de. 4. Gece ve gündüzün oluşmasını dünyanın nokta nokta hareketi sağlar. Dönme hareketi yani kendi ekseni etrafında dönme hareketi diyoruz. 5. Bir ürün üretmekte kullanılan maddelerin işlenmeden önceki durumuna nokta nokta denir. Ham madde diyoruz buna da. Onu yazalım. Şey gözükmüyor. Evet şimdi oldu. Ham madde denir. Türkiye dünyadaki nokta nokta mineral, mineralleri rezervlerinin %70'ine sahiptir. O da bor madeni biliyorsunuz. Buraya da bor kelimesini koyuyoruz. 7. Samsun'da güneş İzmir'den daha nokta nokta doğar. Nedir bu? Erken doğar. Çünkü dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döndüğü için Doğu, doğuda bulunan şehirlerimizde yani buradaki İzmir'den daha doğuda bulunan Samsun şehrimizde güneş daha erken doğuyor. nokta nokta ta gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Ne zaman bu tarih? 21 Mart tarihinde gece ve gündüz süreleri birbirine eşit oluyor. 21 Mart'ta diyoruz. Evet. 9 astronotların kasklarının yüz siperliğinde nokta nokta kullanılır altın kullanılır sevgili öğrenciler. Çünkü altın çok dayanıklı bir madendir. Evet, altın diyoruz. 10. sorumuz nokta noktada en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. Ne zaman o da 21 Haziran'da. Ha şunu çizmeyi unutmuşuz. 21 Haziran'da en uzun gündüz yaşanıyor. En kısa gece yaşanıyor. Bunu da yapmış olduk. Gelelim diğer kağıdımıza. Hemen onu ayıralım. Şurada birbirine yapışmışlar. Evet. Doğru yanlış bölümümüz var. Birinci soruyu okuyalım hemen. Nokta nokta dünyanın her yerine güneş ışığı aynı anda ulaşır. Bu yanlış bir cümle değil mi sevgili öğrenciler? Dünyanın her yerine güneş ışığı aynı anda ulaşmıyor. Ee, yine bir yazmışız. Baskı hata hatası yapmışım. Önemli değil, devam edelim. Dünyanın dönme ve dolanma olmak üzere iki iki türlü hareketi vardır. Evet, doğru bir cümle. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle mevsimler oluşur. Bu yanlış bir cümle, değil mi sevgili öğrenciler? Gece ve gündüz oluşuyor çünkü. Dünyanın Güneş etrafında dolanma yönü batıdan doğuya doğrudur. Evet, doğru bir cümle. Milyonlarca yıl önce ölen canlıların günümüze kadar gelen taşlaşmış kalıntılarına fosil denir. Doğru. Evet. Dünyanın dönüş yönü batıdan doğuya doğru olduğu için doğuda güneş daha erken doğar. Evet, doğru bir cümle. Fosilleşmenin olabilmesi için ölen canlının havayla temasının hemen kesilmesi gerekir. Doğru. Çünkü havayla temas ederse ölen canlı zamanla çürür birkaç gün içinde. Ama fosilleşmesi için hemen temas kesilirse o şekilde kalır ve binlerce yıl sonra aynı şekilde ona bakabilir bilim insanları. Fosiller dünyanın geçmişi hakkında bilgi vermez diyor. Yanlış bilgi verir bize. Geçmişte yaşamış canlıları öğreniriz. Böylece dünyanın geçmişini de öğrenmiş oluruz. Ekonomik değeri olan kayaçlara fosil denir diyor. Yanlış. Ekonomik değeri olan fosillere maden diyoruz. Madencilik birçok sanayi koluna ham madde sağladığı için ülkelerin teknolojilerinin gelişmesinde gelişmesinde büyük öneme sahiptir. Evet doğru. Madencilik çok önemlidir ülkeler için. Dünyamızın dış katmanına yer kabuğu adı verilir. Doğru. 21 Aralık'ta en uzun gece, en kısa gündüz yaşanır. Evet doğru. Burayı da yaptıktan sonra geldik çoktan seçmeli bölüme. Birinci soru için önce bir açıklamalar var. Üç tane cümle var. İsterseniz önce soruyu okuyorum. Kayaçlarla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Hemen bakalım veya hangileri doğrudur? 1- kayaçlar volkanik aktiviteler ile yeryüzüne ulaşan magmanın soğumasıyla oluşmuştur. Doğru. Bütün kayaçların fiziksel özellikleri aynıdır. Yanlış. Farklıdır çünkü. Kayaçlar minerallerden oluşmuştur. Doğru. Demek ki birinci ve üçüncü cümlelerimiz doğru. Cevap D şıkkı oluyor. 2. Aşağıda fosillerle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Fosiller kayaç tabakasının içinde oluşur. Doğru. Fosiller milyonlarca yıl içinde oluşur. Doğru. Bitki ve hayvan kalıntıları uygun şartlar olursa fosilleşir. Doğru. Ölen her canlı fosilleşir. Yanlış. Ölen her canlı fosilleşmez. Fosil haline gelmesi için belli e, şeyler olması gerekiyor. 3. Trabzon'da güneşin Bursa'dan önce doğmasının sebebi nedir? Dünyanın güneşin çevresinde dolanması. Yanlış. Dünyanın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönmesi. İşte bu sevgili öğrenciler. O yüzden Trabzon'da güneş Bursa'dan daha önce doğuyor. Çünkü Trabzon Bursa'ya göre daha doğu tarafında Güneşin ısı ve ışık kaynağımız olması bununla alakalı değil. Güneşin dünyanın çevresine dolanması. Zaten bu da yanlış bir cümle. Güneş dünyanın çevresine dolanmıyor çünkü. 4. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın güneş etrafında dolanma süresidir? Yani 1 yıl. 365 gün 6 saat. Kolay bir soruymuş. Geçelim 5. soruya. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın kendi ekseni etrafında bir tam tur dönmesi sonucu oluşur? Yine çok kolay bir konu. Şey soru A şıkkı gece gündüz. Hemen fark etmişsinizdir. 6 Yukarıda verilen olaylardan dolanma hareketi sonucu olanları D, olmayanlara Y yazarsak aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Şimdi dünyanın dolanma hareketi yani Güneş'in çevresinde dolanma hareketi. Neydi? Böyle? Güneş'in çevresinde dolanınca ne oluyordu? Mevsimler oluşuyordu. Değil mi sevgili öğrenciler? 1. Mevsimler arası sıcaklık farkı meydana gelir. Doğru. Çünkü kışın havalar soğuk oluyor. Yazın çok sıcak oluyor. ilkbaharda ılık oluyor. Bunun gibi yani sıcaklık farkı oluşur. Gece ve gündüz uzunlukları değişir. Ee, evet doğru. Ee, dünya güneş etrafında dolanınca biliyorsunuz bazı gün, gündüzler çok uzun oluyor. Bazen geceler uzun oluyor. Yani bazı mevsimlerde. Bu cümle de doğru bir cümle. Gün içerisindeki gölge boyu değişir. Bu yanlış bir yani burada anlatılanla dolanma ile ilgili değil. Üçüncü cümle dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi ile ilgili. Yani buradaki dolanma hareketi ile ilgili değil. Biz dolanma hareketi ile ilgili olanlara D, ilgili olmayanlara Y yazdık. D, D, Y. Nerede var cevap? B şıkkında görüyoruz. Ve bunu işaretliyoruz. 7. Aşağıdakilerden hangisi en uzun gece, en kısa gündüzün yaşandığı tarihtir? En uzun gece biliyorsunuz 21 Aralık tarihinde yaşanıyor. Hemen bunu işaretliyoruz. 8 belli aralıklarla farklı mevsimler yaşamamızın sebebi nedir? Gayet kolay bir soruymuş. Dünyanın Güneş etrafında dolanması. Yani cevap B şıkkı oluyor. Evet sevgili öğrenciler, yazılı örneğimiz bu kadar. Yine başka yazılı örnekleri hazırlamaya çalışacağım vakit buldukça inşallah sizlere sınavınızda şimdiden başarılar diliyorum görüşmek üzere hoşçakalın.